Kumanda masalarında uygulama yaparken nasıl bir yol izleriz? Örneğin bir motorun çalıştırılıp durdurmasına ait bir kumanda devresi üzerinde bunu açıklayayım. Daha çok alışkanlığımız şu şekildedir. Enerji besleme kaynağımızdan geldik, sigortaya girdik, sigortadan çıktık, stop butonunun 21'ine girdik, stop butonunun 22'sinden çıktık, start butonunun 13'üne girdik, start butonunun 14'ünden çıktık, kontaktöre gittik, daha sonra kontaktörün nötrünü bağladık. Yaptığımız şey burada kontaktörün 13 ve 14 nolu yardımcı kontaklarından, açık yardımcı kontaklarından start butonunu 13 ve 14. kontaklarına mühürlemeleri almaktır. Yani buradaki Q11 kontaktörümün 13'ünden gelip start butonunun 13'üne bağlantı yaparız. Daha sonra da Q11 kontaktörümün yardımcı açık kontağı 14 nolu kontak ucundan da bobine, kontaktör bobinine gideriz ve kumanda devresini bu şekilde tamamlarız. Benim ise kumanda devrelerinde yaptığım uygulamalarda biraz daha farklı bir sıra izlediğimi göreceksiniz. Yine başlangıcımız aynı. Enerji besleme kaynağımızdan sigortamıza girdik. Sigortamızdan çıktık. Stop butonumuza girdik 21'ine. Stop butonumuzdan çıktık 22'sinde. Start butonumuzun 13'üne girdik. Bundan sonra ben aşağıya seri doğru devam etmem. Ne yaparım? Az önce girmiş olduğumuz start butonun 13'ünden Q11 kontaktörünün 13'üne mühürleme kontağını alırım. Daha sonra start butonunda kalmıştık. Mühürlemenin 13'lerini birleştirmiştik. Daha sonra start butonundan kontaktörün A1 ucuna giderim. Kontaktörün A1 ucundan da mühürleme kontağının Q11'in normalde açık mühürleme kontağının 14'ünden bobin ucuna bağlantı yaparım. Daha sonra nötre giderim. Bu şekilde bir sıra izlerim. Yani bizim klasik olarak alışkanlık haline getirdiğimiz önce seri devreleri tamamlayıp daha sonra mühürlemeleri almam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Neden kontaktörün 14 nolu ucu start butonunun 14 nolu ucuna gitmiyor da kontaktörün A1 nolu ucuna gidiyor? Bununla ilgili elektrik pano projelerinde uygulamaya yönelik bilgiler diye ben daha önceden özellikle bunu anlattığım bir video var. Videoyu yukarıya link olarak ekliyorum. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmında göreceksiniz. Şimdi burada yapmış olduğum dallanmanın nedenini açıklayayım. Eğer siz alışkanlık haline geldiği gibi önce seri devreleri yaparsanız, yani burada start butonunun 13'üne girdik, 14'ünden devam ederseniz, geldiğiniz start butonunun 13'üne girdiniz. Start butonunun 13'üne girdikten sonra tekrar mühürleme kontağı için o start butonunun klemensini tekrar açmanız gerekir. Yani az önce stop butonun 22'sinden start butonunun 13'üne yapmış olduğunuz şu bağlantıyı açtığınız butonun 13 nolu klemensinin vidalarını, daha sonra getirdiniz stop butonundan gelen 22'yi start butonun 13'üne girdiniz ve devam ettiniz. Daha sonra mühürleme yapmanız gerektiğinde az önce sıkmış olduğunuz buradaki vidayı tekrar açıp bu sefer mühürleme, yani kontaktörün 13 nolu açık kontağının ucunu getirip buraya tekrar sokup tekrar vidalamanız lazım. Gerçek kumanda devre uygulamalarında eğer bunu bir panoda yapıyorsak, proje olarak yapıyorsak, klemensler tekrar tekrar sıkılıp tekrar tekrar açılmaz. Böyle bir işlemde stop butonunun 22'sinden start butonunun 13'üne gelen kablo ile birlikte start butonunun 13'ünden kontaktörün normalde açık 13 nolu kontağına gidecek olan kablo beraber hazırlanır. Beraber boyları işte ölçü alınır. Daha sonra uçları açılır ve yüzükleri hazırlanır. Daha sonra burada bu iki kablo beraber aynı start butonunun 13 nolu klemensine takılır ve beraber vidaları sıkılır. Daha sonra getirilir, mühürleme kontağının 13'üne bağlantı yapılır. Yani baştan aşağı sıralı gidilmez. Bir klemenste eğer ek alınıyorsa ekle birlikte o klemens ölçülendirilir, yüzükleri takılır, uçlar hazırlanır ve bağlantı yapılır. Start butonlarına dikkat edecek olursanız start butonları ortadan vidalı bir klemense sahiptir birçoğu. Bu klemensin siz sağına ve soluna, yani bu vidanın sağına ve soluna 2 adet yüzüklenmiş kabloyu takabilirsiniz. Buna müsaade eder. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey vardır. O da şudur. Takmış olduğunuz 2 kablonun çapı da, 2 yüzüğün çapı da eşit olmak zorundadır. Eğer kablo yüzüklerinden birinin çapı büyük, diğerinin çapı küçük olursa siz bu vidayı sıktığınızda büyük olan sıkılacak ama küçük olan gevşek kalacaktır ve daha sonra sarsıntı ya da herhangi bir nedenden dolayı gevşek olan uç yerinden çıkacaktır. O nedenle bu tip klemenslerde ek alınırken
Dikkat edilmesi gereken birinci şey, eğer ortadan vidalıysa siz burada kullanmış olduğunuz yüzük çaplarının aynı olması gerekir. Hatta aynı olması yetmez, aynı basınçta, aynı kuvvetle sıkılmış olması gerekir. Eğer yüzüklerden bir tanesinin çapı, kablolardan bir tanesinin çapı daha küçük, diğeri daha büyük olursa vidayı sıktığınızda büyük çaplı kabloyu sıkmış olursunuz ama küçük, en ufak bir hareketle, sarsıntıda yerinden çıkacaktır. Yerinden çıkması bile kontak teması oluşturacaktır. Bu da istenmeyen bir durumdur. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, bazen de klemenslerimiz böyle ortadan vidalı olmayabilir. Burada görmüş olduğunuz röle soketinin klemensi gibi ortası boş olan klemensler de olabilir. Şimdi bu tip klemenslere siz iki tane kablo yüzüğünü bazen sokmakta zorlanabilirsiniz. Burada kablo yüzüklerindeki sıkıntı şudur. Kablo yüzüklerinin dış tarafındaki plastik kısım orada bir genişlik oluşturacaktır ve yüzükleri yan yana sizin klemense sokmanızda zorluğa neden olacaktır. Bu da düzgün sıkamama, uçlardan birinin tam girememesi gibi çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Burada şöyle bir şey yapılabilir. Plastik kısmı çiftli kablo girmesine müsaade eden kablo yüzükleri vardır. Buradaki ek aldığınız iki kabloyu da daha büyük çaplı kablo yüzüğünün içerisine yerleştirip kabloların dış yalıtkanını yüzüğün plastiğiyle birlikte düzgünce yerleştirip iki kabloyu beraber aynı yüzeye sıkabilirsiniz. Böyle yaptığınızda daha düzgün bir ek almış olacaksınız. Az önce bahsetmiş olduğum olası sıkıntılar da burada en aza indirilmiş olacaktır. Ortadan vidalı klemenslerde eğer tek siz yüzük, tek kablo kullanacaksanız kabloyu sıktığınız zaman içeriye alacak şekilde bir de dönüş yönü olan, şu anda terste durduğu için sağ veya siz kendinize doğru çevirdiğiniz zaman klemensin sol tarafına koyun ki vidayı sıktığınızda kabloyu dışarı doğru değil içeri doğru çeksin. Vidanın sıkma yönünde kablo yüzüğünü takın ki vidayı sıktığınızda kablo yüzüğünü dışarı doğru itmesin, içeri doğru çeksin. Bu da küçük bir detay.